Merhaba arkadaşlar, ben ilk yardım eğitmeni Ezgi Kalınkara. Bugünkü videoda ilk yardımla ilgili sıkça duyduğumuz hatalı bilgilerden bahsedeceğiz. Doğrularını ve doğru anlamda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yolda yürürken yanındaki arkadaşım küt diye düştü. Bayılmış olabilir mi? Hemen yanına gidip iyi misin dedim. Baktım, yerde hareketsiz yatıyor. Baktım nefes alıyor. O zaman yapacağım doğru müdahaleyle kendine getirebilirim. Ama yapmamam gereken ve hatalı bir bilgi var. Hemen bayılana kolonya koklatıyoruz. Ya da bayılan kişinin kendine gelmesi için tokat atıyoruz. İşte bu uygulamalar tamamen hatalı bilgiler. Benim yapacağım doğru ilk yardım uygulaması bayılan kişinin etrafındaki kalabalığı uzaklaştırmak. Çünkü onun temiz havaya ihtiyacı var. Ve bayılmasının nedeni beynine yeterince kanın gitmemesi. Bu yüzden hemen ayaklarını yavaşça yukarı kaldırıyorum. Bacaklardaki kanı beyne gönderiyorum. Birkaç dakika sonra zaten kendine gelip gözlerini açıyor. Doğru ilk yardım uygulamasıyla kişi kendini iyi hissediyor. Bir diğer durumda zehirlenen kişiye hemen yoğurt yediriyoruz. Yapmam gereken doğru müdahale zehirlenen kişinin ağzını çalkalamak. Elleriyle de temas etmiş olabilir zehirli bir şeye. O zaman ellerini de bol sabunlu suyla yıkıyorum. Ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna götürüyorum onu. Benim yapacağım doğru müdahale hayat kurtaracak. Ama zehirlerine bir şey yedirmek ya da farklı şeyler içirmek onun vücuduna zarar verecek. Bir diğer durumda beden eğitimi dersinde basket oynarken çok ciddi bir şekilde düştü. Kolunu, bacağını ya da başını çarptı. Çok ciddi bir şekilde yaralanmış olabilir. Ben panikle onu alıp taşıdığımda zarar vereceğim. O zaman yapacağım doğru müdahale ne olmalı? Tabii ki sakin ve soğukkanlı oluyorum. Hemen onu güvenli bir şekilde, belki koltuk altından tutarak, yavaşça çekerek güvenli bir alana alıyorum. Ama asla ve asla paldır küldür kucağıma alıp yanlış bir uygulamayla vücuduna zarar vermiyorum. Bir de yazın yaşadığımız bazı durumlar var. Tatillik günüydü, deniz kenarındayım. Bir güzel denize girerken fazla mı vakit geçirdim ne? Akşamüstü her tarafımın kızardığını görüyorum. Vücudum alev alev yanmaya başladı. Galiba ciddi bir yanık oldu. Peki benim yapacağım doğru ilk yardım uygulaması ne? Tabii ki yoğurt sürmüyorum. Yani yanık olan bölgeye sürdüğüm yoğurt belki sızısını alıyor ama zarar veriyor. Benim yapacağım doğru müdahale o bölgeye ıslak bir bez koymak. Çok fazla yer mi yandı ne? Bacaklarım, omuzlarım, kollarım. O zaman ıslak bir bezi güzelce üstüne örttüğümde işte o serinlik beni biraz rahatlatacak. Şimdi hastaneye gitmem lazım. Unutma, yanık ciddi bir durum olabilir. Hemen tedavi edilmeli. Unutmadan bir şey daha ekleyelim. Yanık bölgede eğer küçük küçük su kabarcıkları görürsen sakın onları patlatma. Çünkü sen onları patlattığında tekrar zarar verebilirsin. Bir de yazın deniz kenarındayken bir kişinin denizde çırpındığını gördüm. Su yutmuş olabilir. Ciddi bir boğulma tehlikesi yaşamış olabilir. Sakin ve soğukkanlı bir şekilde müdahale et. Panikle gidip kendini sulara atma. Onu kurtarmaya çalışırken kendi canını da tehlikeye atabilirsin. Peki güvenli bir şekilde sudan çıkartıldı. Yanına gidip baktığında doğru yapacağın ilk yardım müdahalesi hemen onu yana doğru çevirmek olsun. Ve başını geriye doğru al. Unutma, yuttuğu su midesinde ve o tuzlu suyu mide zaten istemiyor. Kendisini başını yana doğru çevirdiğinde dışarıya doğru suyu atarak göreceksin. Doğru ilk yardım müdahalesiyle hayat kurtaracaksın. Yapmaman gereken uygulamayı tekrar hatırlatalım. Suda boğulmuş birinin karnına bastırmana gerek yok. Ya da onu tutup ters çevirip sallamana da gerek yok. Çünkü unutma, midesindeki suyu dışarıya doğru kusarak zaten kendisi atacak. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Kırık olan bir bölgenin hareket ettirilmesi ciddi zararlar verebilir. Benim yapmam gereken doğru müdahale hareketi engelleyip sabitlemek, orayı bir şeyle sarmaktı. Hareket ettirdiğimde çevredeki dokulara daha fazla zarar verebilirim. Bugünkü videomuzda ilk yardımla ilgili doğru bildiğimiz pek çok hatalı bilginin üstünden geçtik. Ve doğru ilk yardımın hayat kurtaracağını bir kere daha hatırlatmış olduk. Görüşmek üzere.